Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kısa videomuzda da Bay Fantastic'in güncellemesinden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi Bay Fantastic'te Tune Up yedi arkadaşlar. Tune Up ne? Hiçbir şey değişmedi. Sadece birkaç özelliğindeki sayılar arttırıldı. Yani anlatacağım neredeyse hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok kısa oldu o yüzden. Şöyle hızlı göstereyim sizlere. Gene Antmay'daki haliyle de karşılaştıracağız tabii ki. Onu da açtım. Şöyle gelelim şimdi. Hiç bunları okumayacağım. Bunlar aynı şeyler. P'sinde bir değişiklik yok. Burada bazı P'ler yanlış yazılmış arkadaşlar. Onlara aldanmayın. P düşmesi, P şey olması falan hiç sıkıntı yok. P'leri normal. Evet. Burada mekaniklerini anlatıyor. Burası hep aynı. Burada farklı söyleyeceğim hiçbir şey yok. Evet. Buradaki değişikliklerini göstereyim arkadaşlar. Pasif olarak artık saldırı puanı rakip üzerindeki her zayıflatıcıya karşılık 184.04 artacak arkadaşlar. Eskiden ne kadar artıyordu? Şöyle hemen bir gösterelim. Pasif özelliklerde. Bu değil. Ay yok bu. Eskiden 115.05 artıyormuş arkadaşlar. Şimdi tekrar bir bakalım. Şimdi 184.04 artıyor arkadaşlar. Öyle bir güncellemesi var. Sonra dövüş öncesi yeteneklerinde artık arkadaşlar Bay Fantastic 4 devamlı yükle başlıyor ve 9'a kadar çıkabiliyor. Bu zayıflatıcıların her biri 15 saniye sürer ve rakip yere serildiğinde yenilenir. Hani üstüne zayıflatıcı atıyoruz ya dövüş öncesi yeteneklerini etkinleştirdiğimizde onlar işte. Eskiden ne kadar yükle başlıyordu ona bir bakalım. Hızlı. Evet 2 adet devamlı yükle başlıyordu ve en fazla 5 adet çıkıyordu. Bu zayıflatıcılardan her birinin etkisi 12 saniye sürdü. 3 saniye daha eklenmiş. Devamlı yükleri de bayağı artmış yalnız arkadaşlar. Yani artık ittifak savaşlarında falan çok etkili olacak gibi geliyor Bay Fantastic. Yani çok etkili olacak dediğim daha fazla dövüşte etkili olacak. Daha fazla kullanabileceksiniz onu. O anlamda söyledim. Evet. Geliştirici ne demiş bakalım hızlı. Bay Fantastic artık 2 kat daha fazla devamlı yük ile başlıyor ve maksimum yük sayısı da arttı. Onun zayıflatıcıları da daha uzun süre aldı ve bu da yardımcı programda önemli bir artışa neden oldu. Daha fazla zayıflatıcı, daha sık ve daha uzun süre demiş. Ondan sonra bakalım burada hiçbir şey yok. Aynı burası. Evet bir de özel saldırı üstü arkadaşlar. Rakip üzerindeki saldırı puanını zayıflatıcı başına 690.3 arttırıyor özel saldırı üstü attığında. Tabii en az bir zayıflatıcıya sahip olmak zorunda. Rakip şöyle eski haline de bakalım. Evet, 460.2 arttırıyormuş eskiden. Şimdi biraz daha arttırılmış gördüğünüz gibi. Geliştirici ne demiş? Hiddet gücü %20'den %30'a yükseltildi. Tüm bu artışlarla birlikte kalıcı yüklere ve zayıflatıcı süresine yedekleyebileceğiniz zayıflatıcılara sahip olacaksınız. Artık onları ham hasara dönüştürebileceksiniz. Yani pure demiş diyor burada. Evet gerisi aynı. Süper yeteneğine değişiklik yok. Sinerjileri aynı. Gördüğünüz gibi. Hiçbir sorunluk yok. Önerilen ustalıklar çaresizlik ve yankılanma. Gördüğünüz gibi. Evet, Bay Fantastic küçücük arttırıldı arkadaşlar. Sadece İttifak Savaşı'nda biraz daha fazla dövüşte dövüş öncesi yeteneklerinizi kullanabilmenizi sağlayacak. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Onun dışında prestij için hala yükseltilir tabii ki. Tune Up böyle arkadaşlar. Küçücük değişiklikler oluyor. Bazı hero'ların Tune Up'ları güzel olabiliyor ama mesela Köstebek Adam ve Terrax Tune Up yeri mesela. Köstebek Adam çok iyi oldu. Çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Bay Fantastic'in Tune Up'ı çok az yapılmış. Yani öyle etkili bir hero'ya dönüştürülmemiş. Neredeyse. Sadece destek amaçlı etkiliyor. Biraz daha yani etkili olmuş. Evet, bu videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Bay Fantastic ile ilgili sorularınız ve yorumlarınız da varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.